Özgür Bey, öncelikle bugün önemli bir gün. Neden önemli bir gün? EYT'liler adına çok önemli bir gün. Bakan Vedat Bilgin'den çok sıcak bir açıklama var. Hakikaten de çok sıcak bir açıklama. Ve bu sıcak açıklamada ilk defa Bakan Vedat Bilgin EYT'lilerle ilgili, EYT'lilerin konuşulan formüllerle ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Bana kalırsa bugün artık EYT'liler için tarihi bir gün diyebiliriz bu açıklamanın arkasından. İsterseniz açıklamayı paylaşayım, dinleyelim birlikte, sonrasında değerlendirelim. Tabii ki. Tabii zaten öyle, bu konuda şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyonda çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyor. Biz onların hiçbiri, onların hizmetimizde yok. Bir defa onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar sık sık işte. Şunlar da girecek, bunlar da çıkacak. Öyle bir şey yok. Yani 99 öncesi biliyorsunuz. Yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve bir önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Onun hesaplarını yapıyoruz. Yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yıllarını vesaire, işte sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primleri, bunları gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Yani mesafe aldık ama şimdi açıklamayacağım. Çünkü niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Bir defa çalışmamız gitmedi. Bir. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da şeyden sonra uygulamaya. Ocak'ta açıklayacak. Yani şimdi açıklamanın o anlamda bir şeyi yok. Acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim şeyleri adım adım açıklayacağız. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunlar, biraz önce andığım sorunları açıklayacağız. Aralık'ta da inşallah meclisi aralığın ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclis Aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştık. Evet Özgür Bey, uzmanlar kalemleri ellerine almış, bir takım şeyler açıklıyorlar, bir takım işte formüllerden bahsediyorlar. Bunların hiçbirisi bizim masamızda yok dedi. EYT meselesini biz çözeceğiz dedi Bakan Vedat Bilgin. Ama şunu fark ettim ki Bakan Vedat Bilgin tepkileri, EYT'lilerin tepkilerini çok net bir şekilde takip ediyor. Çünkü Evet. emeklilikte takılanların şu andaki en büyük tepkisi neden Aralık, neden şimdi değil, neden Ekim'de meclise gelmiyor tepkileri oldukça yoğun bildiğiniz gibi. Bu konuda biraz böyle sinirlenmiş gibi gördüm bakanı ben. Ne dersiniz bu açıklamaya? Ne demek istiyor bakan sizce? Evet, Sayın Bakan'ın aslında söylemek istediği, diyor ki kafa karışıklığına gerek yok. Bizim tek bir formülümüz var. Bunu da açıklayacağız, bekleyin diyor. Şimdi de zaten Ocak ayından sonra da bu yasa yürürlüğe girecek diyor. Uzmanlar da bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Şunu söylemeye çalıştı. İşte mesela stajyerler ve çıraklar kapsama girer mi diye konuşuyoruz ya. Onları söylemeye çalışıyor. İşte onlar da girer, bunlar da girer. Yasal düzenleme gelmişler gibi. Yani bunlara girmeyin diyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sadece işe başlayanları ilgilendiren bir yasal düzenleme yapıyoruz. Onun dışında işe başlangıcı olanlar kapsamın içine girmeyecek diyor ama Sayın Bakan'ın dediği gibi değil. Onu söyleyeyim. Sayın Bakan olaya ne kadar hakimse biz de olaya o kadar hakimiz. Hatta Sayın Bakan bu olaya ne kadar hakimse ben daha fazla bu olaya hakimim. Ne olup ne bittiğini Sayın Bakan'ın daha iyi de biliyorum. Bu Yani. nedenle de bizi de izleyen, bize de güvenen bir halk var. Çünkü kendileri için bir yasal düzenleme yapılacak. Bu yasal düzenlemelerde bizim objektif halkın yararına ya da zararına ne var, ne yok detaylı bir şekilde anlatacağımızı halk biliyor. Evet. Bu nedenle de çok teşekkür ediyorum. Bizleri güvenen insanlar var. Bizler de o güveni boşa çıkarmayacağız. Detaylı bir şekilde öncelikle nasıl ki Sayın Bakan gündemimizde yok derken hayır gündemde olmalı diyerek biz buralara kadar getirdiysek bundan sonraki süreçte de
eksikler, noksanlar olması gerekenleri anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Ta ki yasa istenilen bir şekilde çıkana kadar. Hatta biz şunu da söylüyoruz. Bu yasa çıktıktan sonra dahi neler yapılması gerektiğini anlatacağız. Şimdi biz stajyerlerin, çırakların durumunu anlatıyoruz. Bağkur tescil mağdurlarının durumunu anlatıyoruz. Mesela ben Twitter'da da paylaştım birkaç gün önce. Sayın Bakan dedi ki Bağkur tescil mağdurları ile ilgili. Bu sorunu biz çözeceğiz dedi. Vergi dairesine kaydı varsa, esnaf odasına, ticaret sanayi odasına kaydı varsa Bağkur tescil mağduriyeti çözülür dedi. Yani ben onu yayınladım zaten Twitter'da. Evet. Şimdi biz bunu bir konuşmayalım mı? 4, 10, 2000'ler önce Bağkur tescil mağdurlarına yasal hakları verilmelidir. Bu kişilerin anayasal bir hakkıdır. Sigortalılık zaten zorunluluk esasına dayanırdı o dönemde. Ve zorunlu olarak Bağkurlu olan kişilerin devlet borcunu ödemiyor diye bu kişilerin günlerini, borçlarını sildi. Şimdi geriye doğru vermiyor. EYT yasası çıkarsa bu kişilerin emeklilikte yaşa takılanlar kategorisinde olması gerekirken bırakın EYT'li olmayı, normalde sigortalı hakları ve günlerini alma şansları bile yok. Yani biz şimdi bunu gündeme getirmeyelim. Stajyerlerin çırakları gündeme getirmeyelim. EYT'nin ne olduğunu gerçekten de çok iyi biliyoruz. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların neler yapması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki 8 Eylül 1999 çok önemli bir tarih. Tek formül. Sayın Bakan diyor ya, ya yaş problemi var. Zaten biz de bunu ortadan kaldıracağız. Tek formülümüz var. Tek formülü ise şu. İşte 5000 günle SSK'dan, 3600 günle kadın erkek SSK'dan, 5000 günle yaş şartı olmadan 3600 günle de 50-55 yaş kadın erkeklere yaş şartı getirerek Bağkur'dan ve emekli sandığından da 7200 gün ve de 9000 günde erkeklerden kendisi Sayın Bakan'ın demedi mi Bağkurlularda hatta günlerde eşitleme yapabiliriz Bağkurların evet. Günlerin sayısı çok az diye. Evet prim eşitlemesi kendisi, yapacağız. Mesela kendisi Sayın Bakan'ın böyle bir açıklama yaptı. Yoksa biz Bağkurların günlerinin aşağı çekilmesi gerektiği ile ilgili bir ifade kullandık mı? Hayır. Sayın Bakan bazı konuları tam hakim olmadığı konuda yorum yapıyor. Daha sonra beklentinin içine giriyor insanlar. Basında haliyle Türkiye'nin şu anda en önemli konusu basında merak edip bizlere sorduğunda gün güncellemesi nedir? Gün şartlarını eşitleyeceğiz nedir dediğinde ya Bağkur'dan kadınlardan 7200 erkeklerden 9000 gün isteniyor. Bakan da bugünlerin fazla olduğunu söylüyor. Aşağı doğru çekme ihtimalinden bahsediyor diyoruz. Yani Sayın Bakan bunu niye söylüyor böyleyse. Daha sonra da ortalık iyice karışıyor. Evet şimdi, aynen. Yaşa takılanların tabii acele de etmesi lazım bu yasa çıktığında. Ben size ne diyordum birkaç gün öncesinden sisteme girin, bilgilerinizi çıkartın, planlamanızı yapın. Şu anda E-Devlet'ten SGK hizmet dökümünü çıkarmak bile zorlaştı. Ben aynen ne öyle. Diyorsam bakın yaşıyoruz bu olayların bakan, hepsini. Bakan Vedat Bilgin acelesi yok diyor zaten ama yani dediğiniz gibi aslında acelesi var. Yani. Bir süreç Sayın Bakan dediğim gibi emeklilikte yaşa takılanların yıllardır ne çektiğini, nasıl mücadele ettiğini, konuyu buralara nasıl getirdiğini tam olarak bilmiyor. Sanki emeklilikte yaşa takılanlar konusu geçen ayın bir sorunuydu. Hemen hükümetin gündemine geldi. Acele etmeyin ya Aralık ayında da çözeriz, Ocak ayında da devreye sokarız der gibi bir hali var. Bu konu ve uzun bir süredir gündemde olan bir konu. Yani peki Özgür Bey mesela Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları hemen öncesinde işte iktidara yakın basının paylaştıkları var bugün sabah saatlerinde. Hemen akabinde de bakan açıklama yaptı. Şöyle deniliyordu işte kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl ve işte prim gün esasına dayandırılacak. Yasa düzenleme prim gün esasına göre çıkartılacak deniliyordu. Yani yılı söylüyor, hizmet süresini söylüyor. Kadınlarda 20, erkeklerde 25. Ama mesela 5000 gün ya da 5975 gün gibi bir şey telaffuz etmiyorlar. Sadece işte prim esas alınacak. Prime dayandırılacak bir düzenleme deniliyor. Bu ne anlama geliyor olabilir? Zaten böyleydi Şevnem Hanım. 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olanların 18 yaşları baz alınarak 18 yaşından sonra kadınların 20, erkeklerin 25 yıllık sigortalık sürelerinin tamamlaması SSK'da işte 5000 günü tamamlamasıyla zaten birlikte oluyordu. 3600 günle de kadınlar 50, erkekler 55 yaşında
3600 günde de emekli olabiliyorlardı. Zaten evet, yasa böyleydi. Şimdi hükümete yakın basın organlarında deniliyor ki işte yeni formül bu. İşte bakan tek formülümüz yok. Yani zaten tek formül dedikleri bu yani. Emeklilikte evet, yaş şartı yok. Yani yaş şartı geldi. Bu yaş şartının kaldırılmasıyla beraber EYT konusu çözülecek. İkinci yani bir... aslında Özgür Bakan'ın bu açıklamasından şunu anlıyorum. Ben doğru mu anlıyorum? Yani hepimiz bunu anladık sanıyorum. Arkadaşlar da öyle anlamışlar. Yani Bakan Vedat Bilgin yaş şartının kalkacağını, 99 öncesi hakların tamamen verileceğini ima ediyor. Tam evet, açık söylüyor ama bunu ima ediyor sanki. Evet, o iş oraya kadar geldi. Sayın Bakan sosyal güvenlik uzmanlarından son dönemde çok rahatsız. Evet. Çünkü sosyal güvenlik uzmanları halka bilgi veriyor. Yani kardeşim niye bu bilgileri veriyorsunuz diyor ya. Siz nereden çıktınız ya diyor. Biz bir yasa bir şey çıkartacağız işte millet kabul edecek, geçecek, gidecek. Siz anlatıyorsunuz, detayını anlatıyorsunuz. Şunlar da girmeli, bu da böyle olmalı. Aylık bağlam oran değişmeli. Ya bunlara ne gerek var ya diyor. Konuşmayın diyor. Anlatmayın diyor. Zaten bakın onları da dinlemeyin diyor. Bir şey söylemiyorlar diyor. Görmüyor, kızgın yani. Bu konuyu biz buralara kadar zor getirdik. Bundan sonraki süreci de aynen takip edeceğiz. Sayın Bakan dediğimiz gibi olaya ne kadar hakimse biz de o kadar hakimiz. Daha fazla olaya hakimiz. Daha doğrusu Sayın Bakan'ın yanındaki bürokratlar da dahil olmak üzere ne kadar olaya hakimse biz de onlar kadar olaya hakimiz. Bu olayın, bu sorunun, bu mağduriyetin nasıl çözüleceği konusunda biz birçok konuda da uyarılarda bulunuyoruz. İşte diyoruz ki bakın 8 Eylül 1999 Sayın Bakan bugün yine söyledi. Sadece 8 Eylül 99. Demek ki kapsamı 31-12-1999 tarihi olarak kapsamı genişletmeyecekler. İşte biz diyoruz ki 31-12-1999 olarak kapsam genişlesin ama bu söylemimiz rahatsız ediyor Sayın Bakan'ı. Böyle demesin. Yani nereden çıkardınız bunu şimdi diyor. Ama o tarihten biliyorsunuz 8 Eylül 99'da yasa çıktığında büyük depremden 21 gün sonra bu yasa çıktı. O dönemde işe girişler, işten çıkışlar, birçok sorunlar vardı işverenlerde. Kapsam genişleyebilir gibi bir şey söylüyorduk. Bu böyle olsun istemiyor. Diyoruz ki borçlanma yapacaklar, elinizi çabuk tutun diyoruz. Müracaatlarda bulunun. Girişi olup da adına prim yatırılmayanlar dava açabilirler diyoruz. Ya da fiilen çalışması var ama işe girişini 8 Eylül 99'dan sonra bildirilenler şimdiden dava açın. Zaman aşımı ve hak düşürücü süre yok. Adınıza fiilen gidip çalıştıysanız, hiç sigortanız yapılmadıysa dava açamıyorsunuz ama girişiniz yapıldı 8 Eylül 99 öncesi. Gerçek anlamda fiilen işe başladınız ama başlangıcınız 8 Eylül 99 oldu. Gidin dava açın şimdiden diyoruz. Önleminizi alın, planınızı yapın, programınızı yapın. Diyor ki acele etmeyin bakan diyor. 1 Ocak'ta zaten. 1 Ocak'ta siz bunları söyleyince milleti uyandırıyorsunuz Özgür Bey. Rahatsız olmaları çok normal. Şimdi 1 Ocak'ta asgari ücret artacak. Diyelim ki günleri eksik olanlar asgari ücrete %50 zam yapılırsa borçlanmalarla cebinden çıkacak para da %50 artacak. Şimdiden önleminizi alın demek kötü bir şey değil ki. Biz halkın kararına ya da bakın olmayan bir şey konusunda popülizm yapıp farklı şeyler söylesek ben de rahatsız olurum. Yani biz ne anlatıyoruz, bu adamlar ne anlatıyora gider bu iş. Ama biz evet, sürekli emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki mağduriyetini ne şekilde olduğunu ve biz bunun çerçevesini çiziyoruz. Kimler dahil olur, kimler dahil olamaz. Olaya dahil olmak için kimlerin neler yapması gerektiğini, ne ödemesi, nasıl borçlanma. Mesela bugün bir kişi beni aradı. EYT'li değil. Ama evet, yedek subay olarak askerlik yapmış, fiili hizmeti var. Onu işin içine dahil ettik, 90 gün geriye götürdük. Yurt dışında bulundunuz mu dedim. Evet Özgür Bey, ben Amerika'da da bulundum. Gayet güzel öyleyse. Ne kadar süre? 370 gün. Kendisinin tam o kadar süreye ihtiyacı var. 370 günle ilgili pasaportunuz var mı dedim. Var. Yurda giriş çıkış belgeleriniz var mı? Var. Ne yapacaksınız? Öyleyse hemen yarın SGK'ya gideceksiniz. Yurt dışı borçlanması yapacaksınız. Siz 370 günü tam denk geliyor. 370 günle 90 gün. Siz EYT'li olabilirsiniz. Özgür Bey ben bu olayı hiç bilmiyordum dedi. Nereye ya gideceğim? Beşiktaş SGK. Hemen yarın oraya gidiyorsun. Bu işlemleri yapıyorsun. Sonra yazdım neler yapacağını. Çok teşekkür ediyorum diyor. Biz şu anda halkın yanındayız.
Halk bu konuda yapayalnız değil. 8 Eylül 1999 tarihinde bu yasa çıktığında halk yalnızdı. Kanun evet. koyucular ne derse ona tamam demek zorundaydılar. Çünkü olayı bilmiyorlardı. Ama artık sosyal güvenlik uzmanları her konuda asgari ücretten tutun, kıdem tazminatının fonu devrini düşünün. Bunlar gibi onlarca konuda ben şimdi çıkıyorum. Benim ne çıkarım var? Yani bir çıkarım var mı? Halktan bir çıkarım var mı? Objektif konuyu mesleğim icabı ortaya koyuyorum.